Herkese merhaba. Yeni bir proje ile birlikteyiz. Bu defa sizlerle birlikte ultrasonik sis makinesi yapacağız. Yani ses dalgalarını kullanarak suyu buhar haline getiren bir proje yapacağız arkadaşlar. E, malzeme listesini ve devre şemasını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sözü çok fazla uzatmadan hemen devreye geçmek istiyorum. E, Transistörümüzle işleme başlıyoruz. Şu an transistörümü görmektesiniz. Yine transistörüme ait pin bilgileri de ekranınızda yer almakta. Bu bilgileri verdikten sonra transistörümün bacaklarını yanlara doğru açacağım ve kıskaçıma bağlayarak devreye başlıyoruz. Kolay lehimleme yapabilmek için bacaklara bir miktar lehim sürüyorum arkadaşlar ki kolay bir şekilde diğer elemanları buralara lehimleyebileyim. İlk olarak kapasitörümle başlıyorum arkadaşlar. Şimdi olması gereken yere ekleyeceğim ve hemen sizlerle paylaşacağım. İlk bağlantımızı oluşturduk. Yaptığımız bağlantı zaten açık bir şekilde gözükmekte arkadaşlar. Şimdi emiter bacağına kondansatörümüzü ekledik arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum bakın emiter bacağından ekle. Şimdi direncimizle birlikte base bacağımıza bunu bağlayacağız. Bu bağlantıyı da yapıp hemen paylaşıyorum. Ve bağlantımızı oluşturduk arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi direncimizi ve kondansatörümüzü emitter ile base bacakları arasına bağladık. Oldukça basit bir sistem olacak zaten. Şimdi e, adım adım ilerleyeceğim ki elektronikten çok fazla anlamıyorsanız bile bu videoyu referans alarak e, devreyi hazırlayın ve bir sonraki bağlantımız emiter ve kolektör pinler arasına kapasitörümüzü bağladık arkadaşlar. Bu şekilde bağlıyorsunuz. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. E, gayet anlaşılır dediğim gibi küçük ve basit bir devre olacak. Şimdi Birinci kısmı tamamlamıştık. Buradan sonraki adımlarımızı yine parça parça göstereceğim. Bobin bağlantısıyla devreye devam ediyorum. Bakın şuradaki emitter ucumuza bobinimizi ekliyoruz. Bobinimize ait bilgileri şu an yine görmektesiniz. Buraya ekliyoruz. Şimdi şuradaki çıkışımızı mavi bir kablo ile uzatacağım arkadaşlar. Burası bizim piezomuz için çıkış olacak. Şimdi bu aşamaya geçebiliriz. Şuradaki bağlantıyı dışarıya doğru birazcık uzatıyorum arkadaşlar. Şöyle bizim için birazcık alan açmış olacağız. Şurası bizim eksi girişimiz olacak devrenin. E burayı da yine dışarıya doğru uzatabiliriz. Şimdi dediğim gibi adım adım ilerleyeceğim. Kablonun ucunu birazcık kısalttım arkadaşlar. E buraya kondansatörümü ekliyorum şu şekilde. Kondansatörümüzü ekledik. Kondansatörümüze ait bilgiler yine ekranınızda gözükmekte. Şimdi bir sonraki adımımıza rahat bir şekilde geçebiliriz. Sırada 100 ohmluk direncimiz var. Direncimizi tam olarak şuraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Bağlantımızı oluşturduk. Şimdi bir sonraki adımdayız. Direncimizin uç kısmını arkadaşlar gördüğünüz gibi trim potumuzu bağladık. Trim potumuzun ayar ucu 100 ohmluk direncimize denk geliyor. Ve diğer bir ucunu kestik. Buraya ihtiyacımız yok. Diğerini de uzattık ve aşağıya doğru iniyoruz. Ee, şöyle uzaktan tekrar gösterelim. Şimdi şuradaki pinleri birbirine bağlayacağım. Yavaş yavaş devreyi toparlıyoruz. Neredeyse bitti. Ee, bu aşamadan sonra biraz daha hızlı ilerleyeceğim ama yine e, yapmanız için dediğim gibi bütün aşamalarını paylaşacağım. Ee, birkaç adım ilerleyerek sizlerle tekrar paylaşıyorum. Trim pot ve direnç bağlantılarımı oluşturdum. Şöyle ışık parlıyor birazcık ayarlayalım sizler için. Şu arada arkadaşlar 4.7K'lık direncimizi görüyorsunuz. Bakın trim pot ve bobinin arasına bağladık. Devre neredeyse bitti. Birkaç tane adımımız var. Bu adımları da hızlıca gerçekleştirip hemen devrenin testine geçmek istiyorum. Yaptığımız bağlantı şu arkadaşlar. Şöyle gözüküyor zaten. Bakın şöyle trim potumun arasına Direnci bağladım. Paralel bir şekilde trim potla paralel bir bağlantı oluşturdum. Son olarak bir direncim var. Bu direnci de olması gereken yere bağlıyorum. Ardından piezo bağlantıları ve güç bağlantıları kalıyor. Bu bağlantılarımızı da hızlıca yapıp hemen dediğim gibi teste geçmek istiyorum. Kolektör pinimizi yani şu transistörümüzün ortadaki pinini kırmızı kabloyla uzattık arkadaşlar. Bakın şuradan getirdik. Buraya 3.3K'lık direncimizi ekledik. Ve onu da aşağıya şu şekilde tamamlıyorsunuz. Şöyle odaklayalım anlaşılır olsun. Böylelikle sadece piezo bağlantımız kaldı. Şimdi piezo bağlantımızı da yapacağım. Ardından devreye güç vereceğiz ve bakalım suyu buhar haline sis haline dönüştürebilecek miyiz? Kullandığım piezo bu arkadaşlar. Bu iş için uygun bir piezo olması önemli. Frekans ve boyut bilgileri burada gözüküyor zaten. Buna göre alırsanız daha iyi olur, daha verimli sonuç alırsınız. Şimdi piezomuzu olması gereken pinlere bağlayalım. Eksi ucunu şuradaki kondansatörümüzün ucunu ekliyoruz. Şöyle ekledik. Artı çıkışımız da tam burası arkadaşlar. Şöyle direnç ve kolektör bağlantısı arasını ekleyeceğim. Evet bu bağlantımı da gerçekleştirdim. Şimdi enerji bağlantılarına geçebiliriz. Devrenin son tamamlanmış hali bu arkadaşlar. Transistörümüz ısınıyor. Bu nedenle bir soğutucuya mutlaka bağlıyorsunuz. Devre en iyi sonucu 24 volt ile vermekte. Eğer suyu fışkırtmazsa buradaki ayarla bunu ayarlayabilirsiniz. Buradaki ayar frekansı belirlediği için buradan ayar yapmanız gerekiyor. 24 voltta en iyi sonucu alıyorsunuz. 12 voltta da çalışıyor ancak verimi oldukça düşük. Bu bilgileri verdikten sonra devremizin artı girişi burası. Eksi girişi de burası arkadaşlar. Bu bağlantıları da yapacağım. Hemen güç veriyoruz. Şöyle artı girişimizi olması gereken yere bağlıyorum arkadaşlar. Burası devrenin artı girişi. Eksi bağlantımız da burası arkadaşlar. Devremize eksi gerilimi bu hat üzerinden uyguluyoruz. Bu bağlantımızı da yaptık. Şimdi güç verelim. Bir fan yardımıyla transistörümü soğutuyorum. Dediğim gibi transistör ısınıyor arkadaşlar. Soğutmanız önemli. Şimdi e, şırıngayla piezo üzerine su damlatacağım. E, bakalım yüksek frekansımız suyu buharlaştıracak mı? Ben burada bir test yaptım. Gayet güzel çalışıyor. Ancak e, sizin de bunu izlemeniz lazım. Şimdi e, buraya su damlatacağız ve devreye enerji verelim. Bakalım neler oluyor. Şöyle yaklaştıralım, yakından görmenizi istiyorum arkadaşlar. Ee, nasıl buharlaştığını görebilirsiniz. Burada dediğim gibi ısı söz konusu değil. Ee, tamamen yüksek frekansın etkisiyle ortaya çıkan bir durum. Güç veriyorum ve damlatıyorum arkadaşlar. Bu kadar. Tamamen soğuk buhar. Kesinlikle ısı söz konusu değil. Bakın nasıl. E, suyu anında buhar haline getirdiğini görebilirsiniz. Şöyle alttan da gösterelim piezoyu görün arkadaşlar. Uzaktan tekrardan çekiyorum bakın. Çok fazla su koyarsanız e, tabii ki atamıyor frekansı görebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki ses sinyalini şöyle gösterelim. Piezo'nun hızını kestiği için buharlaştıramıyor. Belli bir kademeyi tutturmanız lazım. Piezo'nun bir tarafının boşluğa gelmesini sağladım. Bu şekilde daha iyi çalışıyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan testimize geçiyoruz. Bakın. Dediğim gibi kesinlikle ısı söz konusu değil tamamen ses frekansı ile çalışıyor. Şöyle devreyi uzaktan göstermeye çalışayım sizlere. Bakın sistem bu. Burada piezo'muz var. Güç veriyorum, su damlatıyorum, hepsi o kadar. Harika sist efektleri yaratabilirsiniz. Odan nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Bakın Suyu fazla koyduğum için biraz sağa sola dağıldı. Yani bunu yeterince güçlü yapabilirseniz inanın bana parmağınızı bile kırmaya yetecek kadar e, frekans oluşturabilir. Biliyorsunuz böbrek taşları bile e, ultrason yani yüksek frekanslı sesle kırılıyor. Biz de yüksek frekanslı sesi kullanarak suyu buhar haline getirdik. Sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şöyle zoomlayayım. Bakın. Harika bir e, efekt ortaya çıkıyor. Küçük olmasına rağmen kamerada çok fazla anlaşılmıyor olabilir ama gerçekten inanılmaz derecede bir buhar açığa çıkartıyor. E, oldukça eğlenceli bir devre. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki yapıp yapmamak sizin kararınız. Sizin tercihiniz ancak basit ve zevkli bir devre olduğunu söylemekten kendimi alamayacağım. Şimdilik videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Ben bununla oynamaya devam edeyim. Biraz oynayalım biz bununla. Siz de bu devreyi referans alarak kendinize bunu hazırlayabilirsiniz. Transistörü bulamama ihtimalinize karşı açıklamalar kısmında alternatif transistörleri de yazacağım dediğim gibi devre çok basit. Basitçe hazırlanıp kullanılabilecek bir devre. En iyi sonucu 24 voltla alabilirsiniz. Ancak voltajı 36 volt hatta 40 volt seviyelerine çıkartırsanız çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bir sonraki projemizde görüşünceye deyin. Hoşça kalın diyorum. E, bana destek olmak için yapmanız gereken tek bir şey var. O da kanalıma abone olmak. Yorumlar kısmı her zaman olduğu gibi açık ve hizmetinizde. Bir sonraki videomuzda görüşünceye deyin. Hoşça kalın.